Merhaba. Bugün biraz karmaşık bir sohbet olacak ama sonuna kadar benimle kalırsanız bir bütünlüğe ulaşacağına inanıyorum. Bu sohbetler dizisinde gündem dışı başlığı altında bugüne dek neler yapmaya çalıştık? Bir, aydınlatma yapmaya çalışıyoruz. Belli bir konu üzerine ışık tutmaya çalışıyoruz. Bir de daha karmaşık konuların şifresini çözmeye, anlaşılır kılmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken ben özellikle verilere dayanmaya çalışıyorum, araştırma yapıyorum, harita inceliyorum, rakamlara bakıyorum, bunun üzerinden gidiyorum. Örnekse şimdi bir seçim ortamındayız ama nedir bu? Belediye seçimleri. Konuşmamız gereken konu nedir? Kamuoyu yoklamalarının sonuçlarını konuşabiliriz. Yaşadığımız yerin, mahallenin, kentin sorunlarını konuşabiliriz. Bunlara adayların getirdiği çözüm önerilerini konuşabiliriz. Örneğin dış politikada şu an gözümüzün önünde nedense olmayan İdlib'e yıllar sonra bir havadan bombardıman yapıldı. Hem de yangın bombalarıyla. Ayrıca Amber'in Zaman'ın Al Monitor'da verdiği haberde Rus silahlı kuvvetlerinin Münbiç'ten ABD silahlı kuvvetleri çekildiği takdirde derhal Türkiye ile Türk Silahlı Kuvvetleri ile sınırı koruma işini üstleneceklerini YPG'ye açıkladığını öğrendik. Ayrıca nedeni tam belli olmadan Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un Türkiye ziyareti ertelendi belirli bir süre. Bunlar örneğin veriler. Bunları bir araya dizip üstüne konuşabiliriz. Perde arkasına bakıp ne anlama geldiğini çözümlemeye çalışabiliriz. Yahut yine gündemdeki bir başka konu, yazın Temmuz ayında teslim edilmesi gereken S-400'ler var. Bunların özellikleri nedir? Radarla çalışır mı? Tüm Türkiye'nin hava sahasını korumaktan mı söz ediyoruz? Ne büyüklükte bir alandan bahsediyoruz? Fiyatı nedir? Buna karşılık S-400 alındığı için alınamayacak, teslim edilmeyecek olduğu anlaşılan artık F-35 uçaklarının Türkiye'nin hava savunma stratejisindeki yeri nedir? Bunu konuşabiliriz. Bu konularda ABD Kongresi'nin açıklamalarını, Başkan Trump'ın açıklamalarını yan yana dizip bunun üzerine bir çözümleme, bir aydınlatma çabasında bulunabiliriz. Ayrıca S-400'ün bir de kamp değiştirme boyutu var ki acaba Türkiye Musa Özorlu'nun yazdığı gibi Duvar Gazetesi'nde S-400 aldığı için mi kamp değiştirmek, yani batıdan doğuya ya da ABD kampından Rusya kampına geçmek zorunda kalıyor yahut bunu istediği için mi S-400'leri alıyor diye sorabiliriz. Tüm bunlar anlamlı bir tartışma olabilir. Örneğin yine benim bugünkü duvardaki yazımda konu ettiğim Mavi Vatan tatbikatı, 100 parçanın üzerinde bir donanma, 3 denizde, Karadeniz, Ege Denizi, Akdeniz'de eş anlı gerçekleştirildi. Üzerine de bir boğazdan tören nizamında geçiş yapıldı. Bütün bunlar enflasyon artar, ekonomi küçülür, işsizlik yükselirken işsizlik rakamları yapıldı. Sadece tören nizamından bile örneğin feragat edilebilirdi biraz tasarruf için. Yapılmadı. Şu anda Türkiye yurt dışında bulundurduğu asker sayısı bakımından ABD'nin hemen arkasından dünyada ikinci. Afganistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Irak, Suriye mevcut yani 400 bin kadar olan Türk Silahlı Kuvvetleri mevcudunun neredeyse %15'i yurt dışında görevli bulunuyor. Buna karşılık şunu hatırlayabilirsiniz. Geçtiğimiz yaz Fransa Milli Günü 14 Temmuz'da ABD Başkanı Trump Paris'e davetliydi. Şanzelize'de izlediği tören çok hoşuna gitti. Aynını ben de istiyorum dedi. Fakat ABD gibi dünyanın en güçlü ekonomisinde bunun gereksiz bir harcama olacağı nedeniyle izin ona verilmedi. O da bundan geri atmak durumunda kaldı. Biz halbuki ne konuşuyoruz? Söylem üzerine konuşuyoruz, anlatı üzerine konuşuyoruz. Yan yana dizilmiş, süslü sözcüklerin bir arada ne anlama geldiğini kavramaya çalışıyoruz. Pakistan'da bile diyeceğim, Pakistanlılar beni bağışlasın, huzur içinde kutlanabilen bir 8 Mart Kadınlar Günü inatlaşma sonucunda Türkiye'de İstanbul'un göbeğinde örneğin kutlanamadı. Bir basit vaka oldu. Bütün gün saatlerce neredeyse akşamüstü devam eden, gece karanlığında devam eden bu eylem engellendiği için aslında bir toplanmaya dönüşen bu eylemde işte ezana saygısızlık yapıldı. Geldi iş
buna bağlandı. Örnekse Cumhurbaşkanlığından İbrahim Kalın ezanı susturmaya nefesiniz yetmez dedi. Sanki böyle bir sorun Türkiye'de varmış gibi. AKP sözcüsü ertesi gün Ömer Çelik üzerine koydu bu açıklamanın. Millet olma hassasiyetinin bir gereğidir. Ezan-ı Muhammedi konusunda milletimizin hassasiyeti onu millet yapan unsurların başında gelmektedir dedi. Şimdi böyle deyince aynı milletten hissetmek zorunlu mudur? Milliyetçi olmak mecburi midir? Yoksa yurttaşlık bağıyla, anayasal yurttaşlıkla bu ülkenin vatandaşı olmak artık yasalara aykırı mı görülüyor diye sorabiliriz. Eğer evrensel kavramlar üzerinden bunu götüreceksek çoğunluk tahakkümü mü var diye sorabiliriz. Çoğulculuk bunun neresinde kalıyor diye konuşabiliriz. Muasır medeniyet seviyesinden bahsedebiliriz. Hatta ifade özgürlüğünden de hiç kuşkusuz bahsedebiliriz. Ama hepsinden önce hukuk devleti, kanun devleti, hukuk devleti olmasa da bu nerede bu tartışmanın ona bakabiliriz. İnanmayan, farklı inanca sahip olan, şekilci bir İslam anlayışına sahip olmayıp belki daha sinkretist, panteist, gnostisist bir İslam anlayışı benimsemiş olanlar, ateistler yahut gayrimüslim yurttaşlar bu hassasiyeti paylaşmak zorunda mıdırlar? Belki azınlıkta olabilirler ama böyle bir mecburiyet var mı? Bu yoksa anayasal yurttaşlık kavramı yara almaz mı? Asıl konuşmamız gereken herhalde kavramlar bu süslü sözcükler yerine bunlar diye düşünüyorum. Gerçekten böyle bir olay olmadı ama olsaydı ezanı protesto etmek de acaba Türk Ceza Kanunu'ndaki halkı kin ve nefrete tahrik suçuna mı giriyor? Hatırlayacaksınız Charlie Hebdo dergisi Fransa'da yayınlanan ifade özgürlüğünün sınırlarını zorlamak adına yani gülünç olmak, eğlendirmek, mizah yapmak için değil ifade özgürlüğünün sınırlarını zorlamak, özgürlüğün sınırlarını düpedüz zorlamak adına satirik yayın yapan bir dergi. Bu milli ve dini hassasiyetleri sürekli zorluyor ve büyük bir saldırıya uğradı. Ona yakın orada çizer hayatını kaybetti ve bu konu tümüyle siyasi bir konuydu. Acaba şimdi bu Charlie Hebdo çizerlerine reva görülen gibi bir yaklaşım mı benimseniyor? Katlı vacip mi demek isteniyor bu insanların? Bu olduğu zaman yine bir kavram koyalım. Hepsinin çatı kavramı aslında. Demokrasi bunun neresine düşüyor? Özetle Sayın Ömer Çelik'in söylediği millet olmak için ezana sahip çıkmak gerekiyor. Bir kişi bile buna karşı çıksa, zorunlu muyum dese yahut ben hariç dese bunun hakkı var mı? Aslında işte demokrasi yapan zaten bu. En kırılgan toplulukların kendilerini huzurlu, rahat hissettiği bir ülke, bir toplum olabilmek. Örneğin LGBTİ bireyler. Bırakalım LGBTİ'leri, toplumun yarısını oluşturan kadınlar dahi eğer huzurlu hissedemiyorsa o ülkede toplum yerine Kadri Gülsel'in dediği gibi artık bir toplam olmuş olmaktan söz edebilir miyiz? Bir başka belki sormamız gereken soru, bu ulusal kimlik inşa edilmesi zorunlu mudur? Yoksa milliyetçilik yerine yurtseverlik kavramı ikame edilse bu sorun kendiliğinden çözülmüş olmaz mı? Çünkü konu eğer bu hassasiyetlere geldiği zaman, muhtelif hassasiyetler denildiği zaman tüm ülke dev bir taşraya, bir kasaba boğuntusu içine sürüklenmiş oluyor. Kentteki çoğulculuk yerine kasabanın, köyün çoğunlukçuluğu yerleşmiş oluyor. Gelişme o yöne doğru ve buna gelişme demek değil, gerileme aslında o yöne doğru gelmiş oluyor. Bu muhtelif hassasiyetler konusunda hem Levent Gültekin hem Murat Sevinç Diken'de yazdılar ve Öykü Doğanay da yakında cezaevine girecek olan Füsun Üstel'e kitabına atıfla Duvar Gazetesi'nde önemli bir yazı yazdı. Yine ezan konusuna dönersek, buna belki akademik olarak bir yaklaşım, belki süslü bir yaklaşım olacak ama gösterge bilimsel açıdan yaklaşırsak örneğin, ezan yerine
Ömer Çelik'in açıklamasında ezan-ı Muhammedi denildiği zaman buna başka bir değer atfedilmiş oluyor. Kuşkusuz ezan, ezan-ı Muhammedi. Ama gündelik söylemde böyle bir deyiş örneğin herhalde yok. Yahut ezanın volümünü, ses hacmini yüksek okumak, uzatarak söylemek bunun gösterge bilimsel anlamını değiştiriyor. Sanki ibadete bir çağrı yerine bir haddini bildirmek gibi bazı kişiler tarafından bu anlaşılabiliyor. Ve yine dediğim gibi bu konuda da tersten hassasiyeti olan bir tek kişi varsa bile aslında onun hakkını gözetebilen bir ülkede demokrasiden söz etmek mümkün olabiliyor. Acaba bu ulus olmak denildiğinde iktidar sözcülerinin dile getirdiği konu bir entegrasyon sorunu mu? Bir harman yaratmak, uyumlu bir harman yaratmak sorunu mu? Yoksa burada yine AKP iktidarının deyişiyle konsolidasyon meselesi mi? Bir mozaikten mi söz etmek istiyoruz? Yoksa bir mermerden mi bahsediyoruz? Yan yana mı yaşamak arzumuz? Yoksa iç içe bulunabilmek mi? Acaba Türkiye'de iki nüfus yahut daha fazlası var da bunları birlikte yaşamaya mı zorluyoruz? Bence bunlar gayet aslında akademik olarak konuşulabilecek ama siyaseten sakıncalı bir yaklaşımı ortaya koyuyor. Entegrasyon üzerine isterseniz bir kavram olarak konuşmayı sürdürelim. Ve benim alanım daha çok dış politika için bazı örneklere bakalım. Hani biz Almanya'daki Türkiye'yi kökenliler için entegrasyon uygundur ama aman asimile olmayın. Dilinize özellikle sahip çıkın diyoruz ya. Fransa'da da böyle bir genelde Magreb yahut daha özele inersek Cezayir kökenliler açısından, çünkü bağımsızlık savaşı, Cezayir savaşı var biliyorsunuz 52-60 arası, böyle bir sorun sürekli vardır. Arada şöyle bir fark var belki. Bu Magreb kökenliler zaten Fransızca biliyorlar. İkinci, üçüncü kuşaktan söz edildiğinde de zaten gayet iyi konuşuyorlar. Bu anlamda Almanya'ya ilk giden Türklerden farklı oldukları söylenebilir. Fransa nüfusu 65 milyon civarında. Göçmen nüfus Fransa'da doğanlar da içine katıldığında değerlendirmelere göre bu sayılmıyor. Bu nüfusun %20'si civarında. Bu %20 yarı yarıya Avrupa kökenliler, yarı yarıya Afrika. Yani sadece Kuzey, Magreb, Fas, Cezayir, Tunus değil, Sahra Altı Afrika'da dahil olmak üzere. Demek ki bunun ancak %20'lik bu kesimin %5'i Fas, Tunus ve ağırlıklı olarak Cezayir kökenli. Fakat Cezayirli nüfusuna baktığınızda Fransa'da 70 bin kadar burada bulunan tutuklu yine Magreb kökenlilerden. Yani 70 bin tutuklu, düzeltiyorum, toplam nüfus, bunun %30'u Müslüman. Çünkü bunu da Ramazan uygulamalarından çıkartıyorlar. Demek ki bu oran, %5 oran Cezayir kökenli oranı cezaevinde bulunanlara bakıldığında %30'a çıkıyor. Olağanüstü bir artış gösteriyor. Yine bugünlerde konuşulan bir konu. Hatırlayacaksınız, Fransa ilk dünya şampiyonluğunu 1998'de yaşamıştı. O zaman Şanzelize'deki kutlamalara Nazi işgalinden kurtulmasından beri Paris'in ve o zamankinden de daha fazla bir topluluk, milyonlar adeta akın etmiş. Takımı taşıyan otobüs Arc de Triomphe'a saatlerce varamamıştı. Ve burada halk, oraya toplanmış olan halk, Zizou Prezidan diye, Zinedine Zidane için Cumhurbaşkanı diye sloganlar atmışlardı. Mikrofonlar tutulduğunda Magreb kökenliler, Cezayirliler nihayet kendimizi Fransız gibi hissediyoruz demişlerdi. Topu topu bunun üzerinden iki sene geçti geçmedi. 2001'de Fransa-Cezayir maçında Fransa milli marşı ıslıklandı, seyirci sahaya indi. Bu havayı ne zehirlemişti? 11 Eylül saldırıları zehirlemişti. Bugüne gelelim. O günden bugüne ne değişti? Çünkü 2018'de tekrar dünya şampiyonu oldu Fransa. Çok şey değişti. Çünkü arada, başlangıçta sözünü ettiğim 2015'teki Charlie Hebdo saldırısı, Bataclan Gece Kulübü, Saint-Denis stadına saldırılar olmuştu. Dolayısıyla bu otobüse bu defa halk yaklaştırılmadı. Birkaç dakika içinde, 10 dakikadan az bir zamanda
O otobüs, takımı taşıyan otobüs bu defa Arc de Triomphe'a vardı. Ama bunun karşılığında entegrasyon da artık gündem dışına kalmıştı. Oysa araştırmalara göre ikinci, üçüncü kuşak Cezayirliler Fransa'da kendiliklerinden gayet iyi entegre olmuş durumdalar. Ama bu göstergeye bakıldığında Dünya Kupası örneğinden gidersek bu belki bir teselli ama sorunların tedavisi değil. Şimdi Cezayir'de halk sokakta 10 binler, belki bütün ülkede bakıldığında 100 binler. Burada Fransa'daki birkaç aydır devam eden Sarı Yelekliler Hareketi'nin bir esin kaynağı olduğu ortada. Gösteri yapanlar barışçıl olmaya özenli, İslamcılar kenarda. Çünkü hatırlayacaksınız 1992-2002 yılları arasında Cezayir'de bir iç savaşa varan terörle mücadele kısvesi altında çatışma yaşandı ve burada 200 bine yakın insan hayatını kaybetmişti. Ve bundan dolayı Cezayir Arap Baharı'nın da dışında kalmıştı. Kolluk gücü şimdiye dek sağduyulu davrandı, asker kışlasında ve Fransa'da da Cezayir kökenliler sokaklarda, onlar da Cezayir'de kendi ülkelerinde geldik ikinci, üçüncü nesil olsalar da kendi ülkelerinde rejimin değişikliğini istiyorlar. Onlar da bu teflikanın gitmesini istiyorlar. Ve bir şey daha istiyorlar. Fransa hükümetinden bu talepleri, Fransa'nın terörle mücadele ve istikrar adı altında Cezayir'deki mevcut rejime arka çıkmasını, bu yapay istikrarı korumasını istemiyorlar. Buna karşı uyarıyorlar. Bunu da hatırlamak gerekir ki şu andaki Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'nın Cezayir Savaşı'ndan sonra doğmuş ilk cumhurbaşkanı. Bu önemli bir onun için avantaj, bu konuya serin kanlı yaklaşabilmesi bakımından. Orada da burada şimdi belki olduğu gibi ulusal kimlik inşası tartışması 2007-12 arasında Nicolas Sarkozy'nin cumhurbaşkanlığında yaşanmıştı. Ve bu İslamofobi, İslam'la sorun aslında orada ön plana çıkmıştı. Fransa'nın ortak değerleri nedir derken bu tartışma tıkanmış, nihayet banliyölerde isyanlar ortaya çıkmıştı. Nitekim o zaman banliyölerde isyanlar vardı. Şimdi ise yine bir yönüyle aslında sadece ekonomi değil, bu ortak değerler üzerinden bu defa başkaları, tırnak içinde beyazlar diyebiliriz, sarı yeleklilerde sokaklarda. Benim aslında bu Türkiye'deki mevcut şu yapay dediğim ezan tartışmasında en anlayamadığım konu, bu konunun gelip dediğim üzere sanki bir taşrada yaşanıyormuş, bir köyde yaşıyormuşuz gibi hoşgörüye, terbiyeye, adap, edep konularına gelmesi. Bir açıklama zorunluluğu hali. Oysa konu bu değil. Yine illaki futbol, dünya kupaları üzerinden gidersek, daha eskiye gidelim, 70'lerin başında Alman futbolcu Breitner'de milli marşı söylemeyi reddetmişti. O da bir olay yaratmıştı. Düşünün, 70'lerin başındaki böyle bir eylem burada kendiliğinden 90'lardaki terörle mücadele döneminde başlayan İstiklal Marşı söylenmesi uygulamasında birisi gündeme getirse başına neler gelebileceğini siz düşünün. Aynı şekilde İsrail'e bakalım. Biliyorsunuz bugünlerde orada da bir seçim atmosferi var ve Araplarla, yani İsrail vatandaşı olan Araplarla Netanyahu'nun özellikle İsrail bir Yahudi devletidir demesi bağlamında ciddi bir gerilim, çatışma yaşanıyor. Oysa nüfusun 1/5'i Müslüman Arap ve onlara sorulduğunda diyorlar ki biz milliyet olarak İsrail'i benimsemiyoruz ama zorunlu olarak buranın yurttaşlığını kabul etmek durumdayız. Bu aynı konu Cezayirliler için Fransa'da da geçerli. Fransa pasaportu taşıyor ama belki Fransızlık, milliyet olarak bunu benimsemiyor. Yine iş anayasal yurttaşlıkla milliyet ve milliyetçilik, ulusal kimlik inşası konuları arasına gelip sıkışıyor. Bir başka benzerlik, çözüm olarak da Cumhurbaşkanı Macron'un Fransa'da önerdiği işte Le Grand Débat adıyla, yani büyük tartışma, büyük müzakere diyebiliriz. Cezayir'de de kıdemli diplomat, emekli büyükelçi Lakhdar Brahimi'nin başını çektiği ulusal konferans. Yani mesele ayrıştırmak değil, tam aksine bir masanın etrafına, bir agoraya
mümkün olan en fazla sayıda yurttaşı çekip onları konuşturmak, mikrofonu onlara tutmak, siz ne diyorsunuz demek. İşte bu içinde bulunduğumuz, yaşadığımız bu günlerde köpürtülen belediye seçimleri dolayısıyla ezan tartışması tıpkı Gezi iddianamesi gibi bir mugalatadan ibaret. Şunun şurasında Gezi 5 sene önce oldu. Neyin ne olduğu, o zamandan bu zamana mahkemelerin ne kararlar aldığı belli. Yine bu ezan tartışması birkaç gün önce olmuş. Görüntüler, her şey saat saat bunu araştıranlar ortaya koydu. Ortada. Olan biten belliyken söylem, anlatı bambaşka. Baskın söylem ve anlatıdan söz ediyorum. Bu varlığı vehmedilen bir çoğunluğun dayandığı değerleri dayatmak oluyor. Oysa kamuoyu araştırmalarına bakıldığında bu belediye seçimlerinde sorulduğunda insanlar diyor ki %75'e varan, tekrar ediyorum %75'e varan çoğunluk bizim meselemiz ekonomi diyor. Diğer konular ekonominin gerisinde hepsi %5'ler civarında ve buna terörle mücadele de dahil. Beka sorunundan ise söz eden yok. Bu aynı konu baskın siyasi anlatı tarih anlatısında da geçerli. İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet burada önce kalan buradaki Bizansların, Rumların rahat etmesini sağlıyor. Arkadan Ermenilerin de burada bir patrikhane kurmasının yolunu açarak böyle bir zenginlik üretim açısından en azından faydacı yaklaştığını düşünürsek de sağlamaya çalışıyor ve onun sağlığında nüfus 5 katı artıyor İstanbul'da. Arkasından gelen oğlu da Beyazıt'ta Yahudileri İspanya'dan İstanbul'a kabul ederek bu zenginliğe zenginlik katıyor. Böyle bir tarih anlatısı var aslında. Çözüm nedir bu konuda? Bugün geldiğimizde Numan Kurtulmuş dahi bir o tarihe bakınız Fatih Sultan Mehmet dönemine. Bir şimdi gayrimüslimler bile diyor örneğin Türkiye Cumhuriyeti'nde. Yahut Sayın Cumhurbaşkanı ben oy verenlere terörist demedim, oy verilene dedim diyor. Oysa barış akademisyenleri örneğinden gayet iyi biliyoruz. Üye olmasa dahi destek vermek diye bir suç icat edilmiş durumda. Bu durumda bu gerilimin, bu kutuplaşmanın çözümü ne olabilir? Ne öneriliyor? Herhalde akla zarar, soykırım gibi bir şey kimsenin aklına gelmiyor. Ben hiç böyle bir şey düşünmüyorum. Tehcir herhalde gündeme gelemez. Nüfus mübadelesi deseniz kimle kimi yer değiştireceksiniz? Hatta tehcir derseniz bir bakıma insanlar ayaklarıyla bu konuda tercihlerini yapmış durumdalar. Gençler, genç beyinler ülkemizden artan sayıda göç ediyor. Beka sorunu var denildiğinde hemen arkasından bir bu belediye seçimlerinin hesaplaşma olduğundan bahsediliyor. Belediye seçimi neyin hesaplaşması olabilir? Nasıl bir hesaplaşmadır bu sözü edilen? Şimdiye dek hesap vermeye yanaşmayanlar seçimden sonra acaba nasıl bir hesaplaşma tasarlıyor? Bakınız bu anlatı üzerinden gidersek, baskın söylem üzerinden gidersek bir dönem 90'ların başına itibaren ya sev ya terk eti gördük baskın bir slogan olarak. Ardından huzur İslam'dayı gördük. Şimdi bugüne geldiğimizde biat et, rahat et geldi. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne göre biat birinin egemenliğini tanımak, kabul etmek demek. İtaat ise söz dinleme, boyun eğme, buyruğa uyma demek. Bu tanımların nedenli demokrasi kavramıyla bağdaştığının takdirini siz değerli izleyicilere bırakıyorum. Benim söylemek istediğim, benim değerlendirmem nedir diye merak ederseniz bu dikilmeye çalışılan ceket bu ülkeye dar gelir, el geç bu dikişler patlar. Bu bir anlamda senfoni orkestrasına türkü çaldırmaya yahut elinizde varsa bir yarış arabasını dağa bayıra sürmeye benziyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.